Gençler bizim geleceğimiz. Hayır, bir başkanı geç. Hem de küçüğü. Allah bağışlasın. Sizler neyisiniz? Bizler deyiz. Bizlerin göreli geleceğin Türkiye'sinin mimarı olacak gençlerin de aşkı. Emeliyiz. İnşallah. Alacağımız olsun. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? Ne ikram edebiliriz? Güler yüz. O bizde var efendim. Yeter mi o zaman? Ekstrasına bakıyoruz. Ekstrası da yine güler. Allah razı olsun. Allah hepimizin yüzünü güldürsün. Amin. Bütün Türkiye. Amin. Türk milletinin. Girme Mehmet. Amin. Mehmet girme. Yeter ki siz al gir çık. Mutlu olun, huzurlu olun. Biz Zafer Partisi çık. Olarak bütün düşüncemiz gençlerin geleceği. Allah razı olsun. İnşallah onlar Türkiye'nin mimarı olacak. İnşallah, inşallah. Peki bizim geleceğimiz olacak. Evet. Sayın Başkanım, bu cihazı gerçekten Amerika Başkanım, Genel Başkanımız çok seviyorlar. Hatta geçen açıkça geldiğimizde Tamer dedi ki vallahi de başkan bekledik gelmedim. Söz dedik kola yemek yiyeceğiz. Bu kez de siyanım patladı. Öyle suç bizim değil siyasal iktidar. Suç bizim değil siyasal iktidar. Ama öyle hakkında geliriz. Aynen öyle. Genel başkanım sizleri çok seviyorum. Selamünaleyküm. Teşekkür ederim. Öyle. Merhaba. Yaslanabilirsin. Yaslan. Tutuyorum seni. Bizler iyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Vallahi siz iyi olursanız biz iyiyiz. Nasıl oldu bu yıl piyasa? Yani biraz geç mi açıldı, ne oldu, altının yükselişi? Tabii bir şey yok. Gurbetçiyi sayıyoruz, listeye döndük neredeyse. Hani malum Türk lirasının değer kaybedişi, altının dönemin sürekli yükselmesi. Biraz gurbetçiyi dayalı bir mesleğe döndük, onları bekliyoruz. Gurbetçiler de pek gelmiyormuş, artık Antalya'ya gidiyorlarmış. Evet, bu nesil farklılığı diyorlar işte yani burayla çok fazla bağlantı. Sarayla bağlantısı olanlar var, onlar gelir. Evet, evet. Belli bir yaş üstü. Kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum, hayırlı çalışmalar. Allah razı olsun. Hayırlı işler bilmiyorum. Nasılsınız? Sağolsunuz. İyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Hayırlı olsun. Sizin böyle güzel gülmeler. Selam aleyküm etmez. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Sizin için mutluluk. Teşekkürler. İnşallah işleriniz de umduğunuz gibi gidiyor. Gitmiyor da. He? Gitmiyor da. Ama alışkanlık çok şükür. Çok şükür. Ağzımız alıştı. Evet. Şimdi ikram tebessümü. Başkanım. Altın fiyatlarındaki bu kadar aşırı yükseliş ve diğer enstrümanlar şimdi ne çıktı efendim? Kur korumalı. Nevzat. Şimdi bir de GES çıktı. Gece saat 10'lara kadar kamu bankası personelleri çalışıyor. Efendim işte bir bilezik diyorlar. Vallahi şu anda yani bu yükseliş, kurun bu kadar yükselişi içerideki talebi bitirdi. Dışarıdan da euro ile gelecek alacak. Onu bekliyoruz. Başkanım. Bakalım gelirse. Yastık altı dediğim içerik altın Türk insanının şeyinde 5000 ton civarında altın var. Ama siyasal iktidara inansalar Türk milleti hem samimidir
hem devlet için her şeyi fedakarlığı yapar ama hiçbir tanesi de bankalara götürmüyor altın. Ben bir şey daha söyleyeyim. 2002 yılında asgari ücretle 18 çeyrek altın alınıyordu. Şimdi 2,5 aldı. Evet. Nasılsınız? İyidir. Siz nasılsınız? Vallahi sayın iyiyseniz biz de iyiyiz. Bu ot, bu bitki adam otu Türkçesi. Ha. Bu radyasyonun işlemediği tek bitki. Doğru mudur? Şeker pancarı familyasında. Kaç para oldu? Kilosu 2000 lira falan. Safran ne kadar kilosu? Zaten ince baharatların bütün çeşidi şeyden gelir yani, yok dışında. Evet. Senin burada kekiğin, nanen, pul biberin var. Evet. Safran ne kadar? Safran orijinal safran da 20-30 bin lira. Kilosu. Doğru. Peki efendim, hayırlı işler. Oldu efendim. Güle güle. Sayın Başkan, arkadaşlar, merhabalar. Buyurun. Sohbetinizi bölmezsek oturabilir miyim? Yok, buyurun, 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 oturabiliriz. Oturun. Ben çay kahve bile içebilirim. He, ama duralım yani. Her sahibinin izin olmadan oturmaz. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Önce hiç siz oturun. İçimizde tanıdığımız yok. Önce bir tanıştıracağız kendimizi. Tamam, otur demezseniz ya oturamayın. Buyurun diyor. Gel, bayram olsun. Bak, dur. Bayram, şuradan sandalye ver arkadaşlar. Şurada kapatayım. Muhabbeti nerede? Muhabbeti yok ya. Arkadaşlar. Bir Zafer Partisi. Oynatın. Heyetiyiz. Ben Zafer Partisi. Git otur. Ben Osman abi. Canlı girme araya. Hem şerzi sahibi, profesör, doktor, Cenab-ı Alagöz, partimizin genel başkan yardımcısı. Uğur Batur Bey de partimizin basından sorumlu genel başkan yardımcısı. Uğur Bey hem doçenttir, hem doktor, partimizin de genel başkan yardımcısı. Yani kesin biçer adamlardır. Allah başarı nasip. Amin, amin, amin. Sizler nasılsınız? İyisiniz mi? Abi, ben iyi. Çok açmış oldum. Ama böyle çok işten değil yani. Böyle bir... Yok yok, bomba gibi. Yarın %90'ımı da verdim mi? Bomba gibi. O zaman köşeyi... Tabii Allah'a şükür. Canın sağ oldu mu bomba gibi. Evet. Benim oran can sağ oldu. Tabii. Burada güzel gölgelik bir kahve burası. Arkadaşlar siz aslında asgari ücretin %40'ı olmaz ki. 3 senenin ya ait bir artıştır. Bu seneye ait hiçbir artış haberler yok. Haberler var. İşte şimdi sizin partinin programı ne? Hani? Gelecek ne yapacak? Yemek diye bir şey veya Kuzgünden biraz. Tarımda alım garantisi veriyor parti. Alım garantisi. Kimsenin elinde malı kalmayacak. Mehmet Hoca bu işin daha iyi. Şimdi bakın, biz açık net bizim partimizin temel odak noktası sizlersiniz. Türk insanı, Türk milleti. Bizim öncelikle önceliğimiz budur. Suriyeliymiş, Afganlıymış, Pakistanlıymış, Hindistanlıymış, yabancı ülke vatandaşıymış. Bunların hiçbirinde bizim önceliğimiz yok. Ve biz genel başkanımız ve genel sekreterimiz, genel başkan yardımcılarımız burada şeref sözü verdik. 2023 Haziran'ında Allah bize nasip eder, sizin desteğiniz, iktidarı nasip eder ise 365. günün son saniyesinde bu ülkede bir tane Afganlı kalmayacak. Bir tane Suriyeli kalmayacak. Bir tane Pakistanlı kalmayacak. Çünkü bunlar şu an bu ülkedeki krizin, ekonomik krizin ana sebeplerinden bir tanesi. Kökeni. 100 milyar dolar para harcandı bu zamana kadar. Az para mı? Şimdi Türkiye'de para yok bakın arkadaşlar. Peki bu harcanan parayı nereden buldular? Borçla aldılar.
üzerinde 20-25 milyar dolar daha faiz ödedik. Ödemeye devam ediyoruz. Bunlar hastaneye gittikleri zaman kuyruk beklemiyorlar. İlaç parası ödemiyorlar. Randevu almıyorlar. Tüp bebek bile bedava. Sizin çocuklarınız üniversite sınavına girebilmek için 2 sene torunlarınız mücadele ediyor. Üniversite sınavına giriyor. Sorucu bekliyorsunuz sabırla, torunlarınız için belki vardır yapacaklarında. Oluyor, oluyor. Ama bunlar sınavsız giriyorlar. Ve sınav öyle bedava okuyorlar. Bugün Türkiye'de yoksul sayısı... Yani o kadar sene çalış, onlar sınavsız gitsin. Ve bedava okusun. Yani bugün bir de iş bulamayacak. İçişleri Bakanımız ne dedi? Afganlılar, Suriyeliler abuk gibi giderse dedi, bizim şeyimiz biter dediler, değil mi? Tam tersi, tam tersi. Şimdi Türk milleti bu zamana kadar hiçbir yabancı ülkenin vatandaşı sayesinde ayakta kalmamıştı. Asla kalmamıştı. Onlardan önce de Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardı. Türkiye ekonomisi dimdik ayaktaydı. Bugün onlar olduğu için 2 milyon Türk insanı işsiz. Eskiden tarladan Türk işçilerimiz, eskiden tarlada Türk işçilerimiz çalışıyordu. Sanayide Türk işçilerimiz çalışıyordu. İnşaatta Türk işçilerimiz çalışıyordu. Şimdi öyle yok. Şimdi bunlar yok. Bir tanesi iş bulamıyor. Hocam şimdi herkes üniversite okuyor. Herkes üniversite okuyor. Gelecek. Hanım kızı sözlere verelim mi? Bir sonraki. Mesleksiz. Bir sürü üniversite mezunu yetişecek. Meslek dalları bitiyor artık. Bakın Zafer Partisi olarak size söz veriyoruz. Bizim eğitim programımızın içerisinde var. Biz iktidara geldiğimiz günden itibaren 4 ay ile 9 ay arası içerisinde Suriyelilerden, Afganlılardan, Pakistanlılardan, Hindistanlılardan boşalan alanlar için çıraklık eğitim, halk eğitim, meslek liselerinde hızlı kurslar vererek bu çocukların tamamını iş sahibi yapacağız. Meslek liseleri yeniden açılacak. Hocam bence şöyle söyleyeyim yani burada biz tabii siyaset şeyinde değiliz. Türkiye'nin birinci önceliği tarım. Bu tarım politikasını bugün değiştirirseniz bir yıl sürmeden ürününü alırsınız. Biraz önce bak Tuğrul Bey açık beni söyledi. Ne ki Tuğrul Bey? Biz ilk defa Türk çiftçisine sadece fiyat garantisi vermiyoruz. Ürün garantisi de veriyoruz. Ekeceği ürünü de alacağı fiyatı da karı da önceden bilecek. Biz vereceğimiz teşvikleri, desteklerin tamamını ürün yetiştikten sonra, hasat edildikten sonra vermeyeceğiz. Ürünü ekmeden önce alacaklar. Ne ekeceklerini belirlenecek, ona göre teşviki desteğini alacak. Tüccara, bankaya, tefeciye borç için gidip yalvarmayacak. Faiz borcu aldı altında faiz boyunduruğuna takılmayacak bizim çiftçimiz. Hocam bir de şöyle bir şey. Şimdi üstad, şu an Tarım Bakanlığı verilerine göre 2 milyon 300 bin çiftçi, kayıtlı çiftçi diyor. Evet. Ama gerçekten 490 bin kişi var. 85 milyon Türk insanı, o yetmiyor. 13-13 milyon civarında da sığınmacı dediğimiz kesimi 490 bin kişi ekecek, biçecek, doyuracak. Doyurabiliyor mu? Hocam, her ürünü ithal ediyor. İstatistikler. Ya Venezuela'da çok affedersiniz. Yoldan gelirken görüyoruz. Her taraf ova, işlenmemiş. Kendi topraklarımızı işleyeceğimize Venezuela'da tarım yaptırıyoruz. Venezuela'da çiftçiyi kalkındırıyoruz. Afrika'da da yaptırıyoruz. Sırbistanlı et ithal ediyoruz. Gemicilere, gemileri olanlara para kazandırıyoruz. Ama biz kendi ülkemizde etmeyip Venezuela'da 3 deniz ilerisinde tarım yapıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Ya şimdi bilmiyorum tabii biz o kadar şey değiliz. Venezuela yani, dediğimiz ama bugün Afrika'da Afrika'da tarım yapıyor. Yapıyor. Hani bizim Afrika'ya girmemiz şart mı? Bence şart. Tamam. Afrika'da tarım yani yapıyor. Şimdi Afrika'da tarım açılmamız lazım. Peki kredi veriyor. Her sene 8 milyar dolar Afrika gibi ülkelere Türkiye'nin yardımı. Dünyada ikinci en çok
dış yardım yapan ülke. Ama bu yardımı ne şartla yapıyor? Benim 5 müteahhit şirketine ücret yatırım yaptıracak. Yani bir cepten alıp şişeme koyuyor. Şimdi şu konuda haklısın. Üstad Konya Ovası'na versinler o yardımı. Aynen öyle. Konya Ovası Türkiye'ye. Bravo. Demin abi oraya da versinler. Oraya da açılalım. Şimdi, yani niye açalım? Bizim toprağımız bize yeter. Şunu görebildiğinize inanıyorum ben. Bugün gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları dışında tarımsal faaliyet yürütüyor. Ama aynı faaliyeti oralara verdiği, aktardığı parayı, verdiği teşviği bugün Türk çiftçisine verdi. Bakın 2022 yılı içerisinde Türk çiftçisine verilecek olan toplam para 29 milyar TL. Tarım kanunu açık ve net diyor ki gayri safi yurt içi hasılanın %1'inden aşağıya çiftçiye teşvik veremezsin diyor. Kanun diyor. Yani 5 milyar dolardan aşağıya olmaz. Yani lazım şu an. Ne kadar gayri safi yurt içi hasılanı? 900 milyar dolar geçen yıl. 9 milyar dolar. Çarpın şu an 17 ile çarpsanız 160 milyar TL verecek. Verdiği 29 milyar TL. Yani bu 29 milyar TL ile, bakın arkadaşlar 29 milyar TL ile çiftçi yurt dışından ne mazot parası mı? Yurt dışından alacağımız dövizi oraya vereceğimize içeridekine destek verelim. Kur korumalı mevduata o kadar, kur korumalı mevduata o kadar fayda aktaracağına, yani köylere döviz garantili kar vereceğine, şehir hastanelerine hasta garantisi, hizmet garantisi vereceğine, köprülere yolcu garantisi vereceğine. Hocam köprü möprü değil, köprü falan götürmüyor. Hastaneler götürüyor. Köprü 1 lira götürüyor. Hastane 100 lira götürüyor. Hesabını yaptık. Son dakika haberlerini ilk sen duy. Şehrin korkusuz haber portalı. Aksaray Son Dakika.com.